Stratejik Ürün Destek Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye'de orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerde katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan ürünlerin üretimini artırmaya yönelik küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ait yatırım projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. İşletmenin stratejik ürün destek programından yararlanabilmesi için Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı çağrı planı kapsamında yer alan ürünleri üretmek üzere bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden koskobe yönlendirilmiş olması, KBS'de kayıtlı aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması. Başvurudan en az bir yıl önce kurulmuş olması veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az bir yıl önce kurulmuş olması, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi statüsünde olması gerekir. Ayrıca bu programa işletme proje paydaşı olarak program kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünün satın almak niyetiyle işletme ile işbirliği yapan kamu kurum kuruluşu veya Türkiye'de yerleşik orta veya büyük ölçekli işletme ile işbirliği yaparak başvurmalıdır. Stratejik Ürün Destek Programı'na başvurmadan önce hamle.go.tr adresinden program başvurusu için gerekli şartlar incelenir. Şartlar sağlanırsa ön başvuru yapılır. Ön başvuru uygun görülen işletmeler kesin başvuru için COSGEB'e yönlendirilir. İşletmeler tarafından COBI bilgi sisteminde onaylanan proje başvuruları kontrol edilir ve uygun bulunan başvurular komite değerlendirilmesine sunulmak üzere bakanlığa iletilir. Komitede destekleme kararı alınan proje, 4 aylık dönemlerde izlenerek işletme tarafından talep edilen giderlere ilişkin destek ödemeleri yapılır. Proje tamamlandıktan sonra proje sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla proje bitiş tarihinden itibaren 3 yıl boyunca yılda bir kez izleme yapılır. Program kapsamındaki destekler öncelikle ürün listesindeki ürünlerin üretilmesine yönelik projeler için kullandırılır. Öncelikle ürün listesi bakanlık tarafından belirlenir. İşletmenin başvuru formunda gireceği G-tip kodu da bu listedeki ürünlere karşılık gelen bir kod olmalıdır. Stratejik ürün destek programı kapsamında işletme kesin başvuru yapmaya hak kazanıp portal üzerinden KOSGEB'e yönlendirildiğinde koskep veri tabanına kayıt olmalı ve güncel kobi bilgi beyannamesi vermelidir. Bakanlıkça kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB'e yönlendirilen işletme başvuru formunu KBS üzerinden doldurur. İstenen ek belgeleri sisteme yükler ve Bakanlık çağrı planındaki takviminde yer alan son tarihe kadar başvurusunu onaylar. İşletmenin başvurusu ilgili birim tarafından kontrol edilir. Kontrol sonucunda proje reddedilebilir, düzeltmeye açılabilir ya da komite değerlendirmesine sunulmak üzere uygun bulunabilir. Kontrol sonucu uygun bulunan proje komite değerlendirilmesine sunulmak üzere bakanlığa iletilir. Komite kararı da işletmeye ve uygulama birimine iletilir. Şimdi başvurunun kabul edilmesi durumunu inceleyelim. Öncelikle komite değerlendirmesi sonucunda KOSKep tarafından sağlanacak destek kalemleri, miktarları ve süreleri belirlenir. Kabul edilen başvurular için program başlangıç tarihi, ARGE süreci olmaksızın doğrudan KOSKep destekleriyle başlaması durumunda desteklemeye ilişkin ilk kararın alındığı tarih, Arge sürecinin bulunması durumunda program yönetim ofisi tarafından Arge sürecinin başarıyla tamamlandığının uygulama birimine bildirildiği tarih. Arge sürecinin bulunması ve Arge süreci başarıyla tamamlandıktan sonra komitenin revizyon kararı vermesi durumunda desteklemeye ilişkin yeni kararın alındığı tarihtir. Destek süresi en az 8, en çok 36 aydır. Destek sürecinde makine teçhizat, yazılım giderleri, personel giderleri, referans numune giderleri ve hizmet alımı destekleri sağlanır. Stratejik ürün destek programına başvuru yapanlar için üst limit 5 milyon lira olmak üzere toplamda geri ödemesiz destek için 1,5 milyon lira, geri ödemeli destekler için 3,5 milyon lira destek sağlanır personel gideri desteği haricindeki tüm giderler için uygulanacak destek oranı %60'tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin %30'u geri ödemesiz ve %70'i geri ödemeli olarak birlikte uygulanır. Satın alınacak makine teçhizat ve yazılım yerli malı tebliğine uygunsa geri ödemesiz destek oranına %15 daha eklenir. Personel gideri desteğinin üst limiti program geri ödemesiz destek üst limitinin %30'unu geçemez. Projede açık kaynak kodlu yazılım kullanılırsa ve uygulama esaslarında belirtilen koşullar sağlanırsa geri ödemesiz destek oranına %15 daha eklenir. COSGAP, KOBİ ve girişimcilik ödülleri uygulaması kapsamında birinci olan işletmeler ilk 3 yıl içinde yeni bir yatırım projesiyle başvuru yaparsa geri ödemesiz destek oranına bir defaya mahsus olmak üzere %10 ilave edilir. Programda belirtilen destek oranlarına ilave destek oranları %15'i işletmeye ödenen destek tutarı da destek üst limitlerini geçemez. Şimdi program kapsamında verilen desteklere bakalım. Alınacak makine teçhizat ve kalıbın yeni olması şartıyla geri ödemesiz ve geri ödemeli destek ancak daha önceden ithal edilmiş makine teçhizat ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla yatırım projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 yaşındaysa destek kapsamında değerlendirilir. Yeni alınacak yazılımın lisans bedeli ya da proje süresince sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemeli destek ve geri ödemesiz destek, yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek, geri ödemesiz ve geri ödemeli destek, bu destek kapsamında eğitim ve danışmanlık giderleri, tasarım giderleri, test analize, kalibrasyon giderleri ve bilgi transferi giderleri için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte sağlanır yatırım projelerinin bu desteklerden en az üçünü içermesi gerekir. Destekleme kararı alınan her bir yatırım projesinde izleyici olarak proje konusuna uygun bir öğretim elemanı belirlenir. Ayrıca izlemeyi yapacak proje paydaşı komite tarafından belirlenir. İzleyici tarafından program başlangıç tarihinden itibaren dörder aylık dönemler halinde sorumlu personel eşliğinde işletme ziyaret edilerek izleme yapılır. Proje, dörder aylık dönemlerde proje paydaşı tarafından da izlenir. Bütün ödeme talepleri işletme tarafından COBI bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Desteklenen işletme, uygun bulunan giderlere ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirmelidir. Bu giderler için ödeme talep formu doldurulur. Ödeme belgeleri yüklenir ve ödeme talep edilir. Talep uygun bulunursa destek tutarı işletme hesabına yatırılır. İlgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerine SGK borcu veya vergi borcu olmaması şartıyla sadece makine teçhizata ilişkin satın alımlar için hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilir. Talep edilmesi durumunda teminat karşılığında erken ödeme desteği sunulur. Daha detaylı bilgiye www.koskep.go.tr adresinden ya da 444 1 567 numaralı Koskep çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz. Koskep'le daha güçlü. Müzik